Şimdi arkadaşlar adına konuşmasını yapmak üzere bu zorlu yolda yüksek özveri ve çalışmasıyla biz doktor adaylarına da örnek olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi dönem birincisi Doktor Elif Bilge Yılmaz'ı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Sayın Hocalarım ve değerli doktor arkadaşlarımın kıymetli ailelere hepiniz mezuniyet törenimize hoş geldiniz. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Bugün o sevgiden doğan emeğin karşılık bulduğu gün. Meslek büyüğümüz Aziz Sancar hocam gibi ben de emeğe inanıyorum. Bu ünvana layık olabilmek için gece demeden, gündüz demeden ama hayatı da ıskalamadan 6 yıl boyunca alın teri döktüm. Ve kimi zaman sevinçle, kimi zaman gözyaşıyla emeğimi ortaya koydum. Çocukken ablamla birlikte beyaz önlüklerimizi giyip doktorculuk oynardık. O günlerden beri en büyük hayalim doktor olmaktı. Ablam hali hazırda uzman doktor olarak görev yapmakta. Ben de bugün camiaya büyük bir heyecan ve aşkla ilk adımımı atmış bulunuyorum. Fakültenin ilk yıllarında öğrenme hevesiyle her dersten textbook okuyor, usta çırak ilişkisine yürekten inandığım için pandemi dönemindeki zor şartlarda dahi her derse katılmaya gayret ediyordum. Aklımdaki soru işareti oluşturan bir hastalık mekanizması için uzun uzun araştırmalar yapıp makaleler okuyordum. Bu araştırma merakım sadece okumakla kalmadı, üretim aşamasına da geçerek hem ulusal hem de uluslararası yayınlanan makalelerim oldu. Belki de o merak ve heyecan bugün bu konuşmayı yapmama vesile oldu. Elbette gülü seven dikenine katlanacaktı. Bizim de katlanmamız gereken çokça diken oldu. Tıp fakültesinin yorucu temposunda çok yorulduğum, çok bunaldığım, çokça fedakarlık yapmak zorunda kaldığım, ciddi sağlık sorunları yaşadığım, devam etmekte gerçekten zorlandığım zamanlar oldu. Ama ailem her daim yanımdaydı. Her düştüğümde beni kaldıran, gücümü toplamama yardım eden, en büyük zenginliğim canım ailem, iyi ki varsınız. Canım sıkkın olduğunda saatlerce beni dinleyip, her ihtiyacım olduğunda yanımda ve arkamda durduğu için, çocukken dahi fikirlerimize değer verip ve bizleri kendi ayakları üzerinde durabilen özgüven sahibi kişiler olarak yetiştirdiği için, her namazda kendinden çok bize dua ettiği için, benim bile kendime inanmadığım zamanlarda bana inandığı ve güvendiği için canım babama çok teşekkür ediyorum. Sonsuz manevi desteği bir yana, her ihtiyacıma koşan, öyle ki bilgisayar programcısı olmasına rağmen yazdığım projeleri ve makaleleri okuyup, yazı dilinde bozukluk var mı diye kontrol eden, kendinden çok bizim mutluluğumuzu düşünen canım anneme çok teşekkür ediyorum. Anneciğim ve babacığım, sizi çok seviyorum. Hekimliğine örnek aldığım, hastalarına gösterdiği şefkate ve vicdanına hayran olduğum, her daim beni motive eden, elimi hiçbir zaman bırakmayan, yolumu aydınlatan canım ablam uzman doktor Dürdane Merve Yılmaz Terlioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Hem maddi hem manevi açıdan tam manasıyla elinden geleni fazlasıyla yapan, bugüne kadar benden yalnızca tek bir isteği olan ve o masum istek ise zor durumdaki hastalara yardımcı olup ilgilenmek olan pamuk kalpli dedeme ve anneanneme çok teşekkür ediyorum. İçinden çıkılması zor gibi görünen durumlarda bile bardağın dolu tarafını görmemi sağlayıp tecrübesini aktaran, kendisi de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden mezun olan kıymetli eniştem Asistan Doktor Muhammed Hasan Terlioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bolca güldüğümüz, adeta beni sevgi yumağına çeviren, zorluklar olsa da birlikte olduğumuz müddetçe her durumda yüzümü güldüren, destekleyen, derdimle dertlenen, mutluluklarımı paylaşan bacılar grubuna ve desteklerini her zaman arkamda olan, desteklerini esirgemeyen TYT 2. ekip asker arkadaşlarıma ve 6 yıl boyunca üzerimde emeği olan, birlikte keyifli vakit geçirdiğimiz tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tadilat sürecine denk gelmemiz sebebiyle fiziki koşullarla ilgili sorunlar için hem de hastane döneminde yaşanılan sorunlar için dekanlığın kapısını sık sık aşındırdık. Her zaman hallolmasa da çözüm arayışında olan, başta önceki dekanımız Sayın Erdoğan Çetinkaya hocam olmak üzere, dekan yardımcılarımız Ebru hocama ve Güven hocama, fakülte sekreterimiz Serdar hocama, derslerde tecrübesini bizlere aktaran tüm kıymetli hocalarıma ve Mektebi Tıbbiye-i Şahane'nin güvenlik görevlilerinden dekanlık çalışanlarına kadar üzerimizde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle yeni dekanımız Sayın Ayşe Batırel hocamıza da hoş geldiniz diyorum. Sözlerimi noktalamadan evvel Gazze'de çok zor şartlarda insanlara can olmak için çabalayan, anestezi dahi olmaksızın ameliyat yapmak zorunda kalan meslektaşlarımızı saygıyla anmak istiyorum. Savaş suçu olmasına rağmen hastanelerin defalarca vurulduğuna, kaçmaya imkanı olmayan yaralıların ve sağlıkçıların katledildiğine şahit olduk. İnsani normlara aykırı olan türlü zulümlerin hala devam ettiği, başta Filistin olmak üzere çeşitli coğrafyalarda acı çekmekte olan mazlumların hakkı için ve daha iyi bir dünyaya uyanmak için çok çalışıp insanlığa fayda üretmekle yükümlü olduğumuza inanıyorum. Bunca savaşın ve acının hüküm sürdüğü bu zamanlarda eğitimimizi huzur ve esenlik içinde almamıza olanak sağlayan devletimize, Cumhurbaşkanımıza, devlet yetkililerimize ve güvenlik güçlerimize minnettar olduğumu belirtmek isterim. Bu vesileyle devletimizin kurucusu, beni Türk hekimlerine emanet edin diyen Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun, milletimizin sağlığı bize emanet. Çalışanların ödülüne güzeldir buyuran ve bu başarıyı bana bahşeden Rabbime şükrediyorum. Tüm arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.